İyi ben de. Esra yüzünü göster bir. Biraz erken bir evlilik teklifi oldu. Şu an gelinlik provasına gidiyoruz. Evet, hadi gidelim. Esra gidelim. Götür bizi. Öyle gelin. Geliyorum. Ben de biz de pijamalarımızla dolanıyoruz. Meğerse bana evlilik teklifi hazırlamış orada yatta. Yatlarda, katlarda. Gittim. Gittim. Oradan anlatıyor. Evlilik teklifi. İşte buradan bütün erkek adaylarına sesleniyorum. Yatlarda evlilik teklifi almış bir arkadaşım var. Yani çıta arşa doğru çıkmış durumda. Sizlerden de aynı performansı bekliyorum. Teşekkürler. Sabah Ayaz Bey'in sünnetinden sonra Esra'yla buluştuk. Yani Esra'lar gelip beni aldı. Çarşı çarşı dolaştık. Masumca Mersin'e gittiklerini sanıyordum. Oysa ki orada kafam kadar yüzük almış. Şöyle görünüyor mu? Artık bundan önceki videoda da göstermiş ona çarşıda gösterdim. Gözünüze soktum artık yani onu. Bir de nasıl olduğunu anlatacaktı hatırlarsanız. Sendeyiz. Ya bilmiyordum ki ben de. Çok beklemiyordum. Şimdi. Mersin'e nasıl götürdü bunu damat bey? Nasıl götürdü? Bana sabah ilk konuştuğumuzda dedi ki teyzemler bekliyor. Gelemeyecekler düğüne. Kuzenler falan hepsi seni görmek istiyorlar. O yüzden de bana dedi süslen dedi. Bak onlar çok süslüler dedi. Süslen dedi öyle gidelim. Ben de hiç çapmadım. Hiç beklemiyorum. Dilan hani olmadan böyle bir organizasyon yapabileceğini hiç düşünmemiştim. Abi hiç yoktu. Güya diyorum ki daha evlilik teklifi almış. Ben giderim. Ondan sonra işte ayarlarım. Evlilik teklifini falan alır. Hani bu şekilde planlıyorum ama... Hiç. Adam var ya bensiz daha güzel bir plan vallahi yapmış. Vallahi çok güzel bir plan yapmış. Bu kız da süslenmiş. Ben de süslenmiş. Daracık bir elbise giymiş. Altına bir topuklu çekmiş. Ben de gittim işte kuzeni güya AVM'de çalışıyor yalanlara. Ben de hiç yapmıyorum nasıl bir şey olduysa bu. Sinirliyim. Nasıl sinirliyim? Bizim düğün arifesinde ne işimiz var orada? Boğaz söylenmeye başladı mesela. Gittik Marina'ya işte. Marina. Hala şeyi bekliyorum. Kuzeni güya AVM'de çalışıyor ya. AVM Marina'da. Ha. Bekliyorum ki işten çıkış 12'de çıkacak dedi. Meğerse 12 ile 1 arasında bize ayarlamış şeyi. Organizasyonu. Ha. 12'de çıkacak dedi. Bekleyelim biraz dedi. Yonlar kafadan erken gitti. İşte geziyoruz öyle. Adam işte baktım kapıya şeyin o iskelenin. Girdik içeri ama Muhammed'den şeyi bekliyor sanıyorum. Para bekliyor. Açtı ya orası ücretli falan diye düşünüyorum. Dedim Muhammed para istiyor. Tabii bu düğün arifesi masraflarından dolayı Esra'dan ve cebinden bir kuruş gidecek dahi. Hani... Öyle ama. Neyse işte yürüdüm. Baktım gidiyoruz. Ama nereye gidiyoruz? Sonu var yani düşeceğiz artık. Bir kırmızı halıyı görünce tabii bir şok. Drone geçiyor sözüme. Drone da pahalı. Onları da para verdi. Sonradan çaktım tabii. Artık çok geç olmuştu. Geç geçti ama. Çekti hemen çekti. Kırmızı halıdan çekti bana. Burada kendimi sunuyorum yani. Ama çok güzeldi. Et buradan... Gerçekten. Sonra bir yat kiralamış organizasyonla. İşte yatta bir pasta kestik. İşte foto falan, video. Öyle. Son videolarımızı da çekip geldik. Çok güzel ya. Buradan damat adaylarına söylemek istediğim bir şey. Muhteşem. Bence kızların hayalindeki bir şey. Sen yatlarda katlarda olmasına gerek yok. Vallahi ben hiç beklemiyordum. Yani artık şurada yarın nikah olsun. Dedim biraz daha erken. Siz bu kadar beklemeyin. Enişte beyeceğim bekledi ama siz bu kadar beklemeyin. Ama mümkünse zaten evlilik düşündüğünüz zaman evlilik teklifini edin. Sonra bu aşamaya geçin. Bu da İnşallah az kalsın düğün teklifini edin yani.
Ama eğer böyle çok şok olacağı bir şey bekliyorsan kız. Ben bundan oldum. Sonra kim benim Marina'ya sahile götürecek? Gerçekten olabiliyormuş yani bizim eniştemizden böyle. Vallahi ben hiç beklemiyordum. Ben hatta diyordum yani hiç umudum yoktu artık. Evet, tek bir hayalde kaldı. Ama çok güzel ya. Tabii söylemeye gittim. Güle güle yani. Sonuç itibariyle biz bugün son eksikleri aldık nikah için falan filan gelinlik provaları derken şu an davetiyeleri düzeltiyoruz aldık. Bunu son halini şuraya bir yere şuraya eser kafasının üstüne eklerim fotoğrafını. Onları ayarlıyoruz. İşimiz uzun. Bundan sonraki süreçleri belki hızlandırırım. Anlatacak bir şeyim yok. Anlatacak şeyler için de çok yorgunum. Esra'la yorgun. Öyle. Bundan sonra sınavı kandırırım artık. Hiç sıkıntı yok. İstediğin kadar bağırsın. Gel yatan işte trafik. Ben ne yiyorum? Otun güzelliğine bakın. O kadar güzel ki. Ezra diyor ki damat beye de bırak diyor. Ama enişteciğim hepsinden yiyeceğim. Duygularını alayım. Şimdi alayım. Şimdi almayayım. Ne hissediyorsun? Kuaföre bile gitmedim yani. Şöyle bir ben hiç böyle gitmedim. Damat Bey, ne hissediyorsun? Ne hissediyorum? Duygularımdan anlayamaz. Damat Bey'in yengesi olarak duygularınız. Sen canlı, evet. Sen canlı yapmaya alışmışsın. Hayırlı uğurlu olsun. Damadın abisi bey. Siz ne hissediyorsunuz? Evet. Düğünde oynamayacaklarını duyunca bayağı bir şaşırdım açıkçası. Maske indirip konuşursanız. Oynamaları içerimden geleni yapacağım artık. Teşekkürler. Bir de İsmail'e sorar mısın? Soğukmayla sorar mısın? Maskeni indirir misin? Damat Bey'in evet. Şahidi olarak ne düşünüyorsunuz, ne hissediyorsunuz? Öncesinde bir pilava yapsaydık. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Baba adım? Hidayet. Anne adım? Züleyha. Damat Bey? Adımı soyadınız? Muhammed Yumar. Baba adım? İlter. Anne adım? Vergi. Şahitlerimiz İsmail Sunal, Dilan Ceylan. Sizlere de hoş geldiniz. Evlenmek istediğinizi bizlere beyan ettiniz. Beyanlarınıza ve nüfus kayıtlarınıza göre evlenmenizde bir engel görülmemiştir. Şimdi bir de sayın şahitlerimizin ve benim huzurumda evlenmek istediğinizi sözle ifade ediniz. Sayın Esra Özdeş, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür iradenizle iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta bir ömür boyu Sayın Muhammed Yılmaz Beyefendi'ye eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Düşünme evet. Payı verdim. Bir alkış alın. Evet. Alkış alın. Sayın Muhammed Yılmaz, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi özgür iradenizle iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta bir ömür boyu Sayın Esra Özdeş Hanımefendi'yi eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sizler de şahit misiniz? Evet. Ben de belediye başkanımızın bana verdiği yetkiyi de sizlere karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun. Artık evlendiniz mi? Hiç merak etmeyin. Arkadaşlarına dikkat edin. Ben de. Arkadaşlarla ben de. Seçeceksin. Aynen öyle ilişkini geçiyorsun. İsmail bu konuda ne düşünüyorsun? Söz vermişti. Sözü vardı. Ne sözü? Öyle şeyler olmaz. Gelirim her türlü yanına. Sen bizim çarkıcıyı sandın. Tarzı şeyler söylüyorum. Bilmiyorum yani. O hiç belli olmaz. Dinlere, kitaplara, peygambere, ahirete kadere. Muhammed say. Allah'a inanmak, peygamberlere inanmak, kadere inanmak. Ne? Mutfağı yersen, ben varsın. Seversen, yol var gidersen. Tamam yeter, ağacımızı kırma. Deli. Hepinize cuma gününden merhabalar. Biz dün bayağı yoğunduk. Dün hatta hiçbir şey çekemedim. Esra'nın imam nikahı kıyıldı. Sonra eve geldik, yemek merasimine giriştik. Bayağı bir kazan dolusu sarma dolma yaptık. Yani bayağı. Ondan sonra
duş falan derken dönüp bitirdik. Tabii ondan öncesinde de bir takım alışverişler, eksikler falan vardı. Onları hallettik. Bugün kınamız var. Saatimizin ve damadımızın gelmesini bekliyoruz. Kuaföre gideceğiz. Tırnak taktım. Hiçbir yere dokunamıyorum. Bu kendine protez tırnak taktıranlar ciddi bir manyak olabilir bence. Gerçekten hiçbir yere dokunamıyorum. Niye taktırmadın o zaman? Nişanda taktırmıştım. Artık yemiyorum diye. Çıkarttım. Takım. Bence bu delilik. Mesaj bile yazamıyorsun. Tık 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 ediyor. ASMR videoları çekerken güzel olabilir. Ama şu anki koşullarda hiçbir şekilde video çekmiyorum. Zaten Instagram'a falan bir haftalık neredeyse ara verdim. Sadece Esra ve Ayazlar'la olan story paylaşımları yapıyorum. Onun dışında paylaşım yapmıyorum. Döndükten sonra büyük ihtimal büyük bir içerik üretme şeyine düşeceğim yani. Çabasına. Onun dışında bu kadar. Bizde gelişmeler yani. Yapılan başka bir şey yok. Çarşamba günde zaten ne yaptık? Çarşamba günü çarşıda Esra'larla buluştuk. Sonra yine alışveriş, gelinlik provası falan derken Esra'nın evine gittik. Olaylı gün. Nasıl unuturuz? O gün yani eve gittik. Eşyalar, alınan eşyaları falan bıraktık. Bir kısmını Esoş yerleştirdi derken biz indik asansörle. Fakat ama lakin damat bey anahtarı unuttuğunu fark edip yukarı çıktı. Kapının üstünde zannediyorduk ki anahtar içeride kalmış. Neyse yarın sabah açtırırız dedik. Asansöre tekrar bindik. Sonra arabanın anahtarının da içeride olduğunu fark ettik. Ve saat 8'i geçiyordu. Biliyorsunuz ki 9'dan sonra yasak var. Bizim iznimiz yok. Hele ben yani ikametim Trabzon'da. Bunu buradaki insanlara veya polislere hiçbir şekilde anlatamazsın. Kaçak değilim ama yasal da değil. Ondan sonra işte baya baya uğraştılar. Komşular şunlar bunlar falan derken kapı açıldı. Biz anahtarları aldık. Tabii o esnada da biz de karşı komşuya geçtik. Çok tatlı insanlar. Esra'nın yeni komşuları Mük. Onun dışında oradan çıktık. Eve gidiyorduk. Eve giderken az kalsın bisiklet. Aynen. Bisikletli bir çocuğa çarpıyorduk. Pencereden uçuyordu. Esra koltukta oturuyor ve emniyet kemerini takmamış. Hatası orada. Kafası ben koltuğa doğru çarptım arka tarafta olduğum için. Bende sıkıntı yok ama Esra'nın tek şu. Muhammed kafam çabuk çarptı. Muhammed. Ama çarptı. Az kalsın gidiyordu. Biraz frenini biraz geç yapsaydı bir saniye de fren çıkardım. Ama ne yaptın çocuğa mı çarpsaydı? Ay yani o gün eve bıraktılar beni ama bunlar da zaten sinirli ve gergin olduğu için gülemiyorum yanlarında. Diyorum hani şükredin cana geleceğine şöyle olsun falan filan böyle acayip onlara olumlama yapıyorum. Ama yani eve gittim Rabiş'e falan anlatıyorum gülmekten karnımıza ağrılar girdi. Dedi ki sağ salim eve gelebildim bari Esra vardı. Esra yazıyorum Esra eve gidelim. O gün bir nazar olduk yani böyle sanırım şu an herkesin gözü bizim. Aynen herkesin gözü bizim üzerimizde olduğu için malumunuz. Öyle yani çarşamba günümüzde bu şekilde olaylı geçti. Olaylar çok hızlı geliştiği için ve damat beyimiz çok aceleci olduğu için Esra da ona ayak uydurduğu için artık ona benzediği için her işimiz hadi 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 oluyor. O yüzden hiçbir aşamayı çekemiyorum. Zaten çekebileceğim yerlerde de bunlar müzik falan açıyorlar. Telif yiyemem. Öyle. Bakalım ne olacak? Bugün kınamız var işte. Kuaförde çeker miyim hiç bilmiyorum ama belki duygu ve düşünceleri alabilirim. Ya da kınada. Görüşürüz şimdilik. Bir ömür boyu damat oy gelin oynasından şun gelin dileriz bu soğasın bir ömür boyu gelin Hadi geç.
Başlatıyoruz efendim. Takısını takmak isteyenler buyursunlar. Sosyal mesafeye dikkat edelim. Maskelerimizi takalım. Değil mi abi? Nerede mesafe kalmadı?